Birinci sorumuz. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada adı geçen sanatçılardan herhangi birine ait değildir? Olumsuz bir soru. Eşleştirme yapacağız. Tanzimat'ın ilk kuşağını oluşturan Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın ortak noktaları Avrupa'yı yakından tanımış olmaları ve batılı tarzda yeni bir edebiyatın kurulmasının gerekli olduğuna inanmalarıdır. Şimdi şıklardaki eserlerin kime ait olduğunu yazalım. Defter-i Amal Ziya Paşa'nın, Vaveyla Namık Kemal'in, Name-i Seher Recaizade Mahmut Ekrem'in, Tercüme-i Manzume Şinasi'nin şiir çevirileri, Zavallı Çocuk Namık Kemal'in. Şimdi yukarıda bahsi geçen sanatçılar Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa'ydı. Zaten Tanzimat'ın ilk kuşağındaki sanatçılardan bahsediliyordu. Ama Recaizade Mahmut Ekrem, Tanzimat ikinci dönem sanatçılarından bir tanesi. Dolayısıyla yanıtımız C seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Fransız ihtilalinin tüm dünyaya yaydığı kavramlardan biri olan hürriyet, birey olma bilincinin gelişmeye başladığı nokta nokta eserlerinde eş seçme hürriyetinden düşünce hürriyetine kadar geniş bir yelpazede ifadesini bulmuştur. Bu anlamda hürriyet kasidesi hem şahsi hem de toplumsal hürriyetin gerekliliğini ve hürriyet arzusuna zincir vurulamayacağını, ne mümkün zulm ile bidad ile imhayı hürriyet, çalış idraki kaldır muktedir sen ademiyetten dizeleriyle açıkça dile getiren bir eser olduğundan edebiyat tarihimiz açısından oldukça önemlidir. Nokta nokta bu eserinde kişisel özgürlükten yola çıkarak kolektif bir şuur yaratma çabası içerisindedir. Şimdi burada Fransız ihtilalinin etkilerinin bizim edebiyatımızda özellikle yankı bulduğu dönemi bilmemizi istiyor. Bu da Tanzimat dönemine denk geliyor. Yani ilk boşluğa Tanzimat dönemi gelmeli. Tanzimat döneminde Fransız ihtilalinde etkisiyle hak, hukuk, eşitlik, adalet, hürriyet, özgürlük gibi kavramlar ele alınmış. Burada da hürriyet üzerinden gitmiş zaten. Gerek eş seçme, gerek düşünce hürriyeti. Her açıdan hürriyetten bahsediyor. Onun öneminden bahsediyor ve sonra hürriyet kasidesinin içeriğinden bahsetmiş. Kişisel özgürlükten yola çıkarak kolektif yani genel olarak tüm herkesi etkileyen bir bilinç yaratma çabası içerisinde olduğunu söylemiş. Hürriyet kasidesi de kime aitti? Namık Kemal'e. Dolayısıyla yanıtımız A seçeneği. Sorumuz. Bu parçada edebi kişiliği hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat döneminin yenilikçi devlet adamlarından biridir. Devlet adamı olduğunu altını çizelim. 19. asır manzumesiyle batılı bir zihniyetin öncüsü olmuştur. Bu eser bizim için önemli. Manzumede aklı, ilim ve tekniği yücelten şair, çağdaşlaşmanın bu sayede gerçekleşeceğini vurgulamıştır. Ayrıca manzumede toplum hayatını düzenleyen eşitlik, hürriyet, hak, hukuk gibi kavramları ön plana çıkararak Doğu ile Batı medeniyetlerinin durumu karşılaştırmalı bir şekilde gözler önüne serilmiştir. Özellikle devlet adamı olduğunu belirtmesi ve 19. asır manzumesini kaleme aldığını söylemesiyle bize Sadullah Paşa hakkında bilgi vermiş. Dördüncü soru. Yukarıda şiir parçası içeriği, biçimsel özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Makber sonudur dekayıkım bu, bir sığrı gari bir halkım bu. Bir nur ki meyledince haba, inmekte şu bir yığın türaba. En yükseğidir şevaikim bu, en müthişidir hakayıkım bu. Bedbaht o hakikat anlaşılmaz, şanın bu cihanda layıkın bu. Şimdi böyle şiirler karşınıza çıktığında paniklemeyin aslında. Bütün şiirleri ezbere bilmek zorunda mıyız gibi bir düşünceye kapılmayın. İçinde şiirin başlığına dair bir sözcük ya da birkaç sözcük muhakkak geçecektir. Şimdi biz Tanzimat dönemine ait bir test çözüyoruz. Tanzimat döneminde yazılmış, beyitlerle yazılmış, birazcık daha anlam kapalılığı demek ki ikinci dönemde yazılması muhtemel bir şiirden bahsediyoruz. Ve onun içinde şiirin başlığını yakalayabileceğimiz bir sözcük arayacağız. O da makber. Makber, Abdülhak Hamit Tarhan'ın Ölen Eşinin Ardından
yazdığı birazcık metafizik ürpertiler de barındıran bir şiir. Hatta şiirin başka kısımlarını da eşi Fatma'ya, yani ölmüş eşi Fatma'ya seslenerek mezarından kalk gel yanıma diye söylemiştir de. Burada da ben bu şiirin kime ait olduğunu nasıl anladım? Özellikle Makber Sözcüğü'nden yola çıkarak anladım. Beşinci soruya geldik. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir? Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatro eserleri sahne tekniğine uygun değildir, okunmak için yazılmıştır. Hece veya aruzu kullanarak mazlum olarak kaleme aldığı tiyatroları vardır. Bazıları mensur olarak kaleme alınmıştır. Mensur olarak kaleme aldığı eserler arasında nokta nokta sayılabilir demiş. Şimdi Abdülhak Hamit Tarhan ikinci dönem sanat, Tanzimat ikinci dönem sanatçısı. Tanzimat ikinci dönemde de sanat sanat için yapılıyor. Çünkü neden? İstibdat dönemine denk gelmiş. Yani baskı dönemine denk gelmiş. Dolayısıyla eserler sahnelenemiyor. Sahnelenemediği için de sahnelenme tekniğine uygun olmayan, okunmaya daha elverişli eserler yazılıyor. Tabii şunu da biliyoruz. Abdülhak Hamit Tarhan'ın hem manzum yani nazım şeklinde yani şiir şeklinde yazılmış eserleri, tiyatroları hem de mensur yani nesir yani düz yazı şeklinde yazılmış tiyatroları var. Burada bizden mensur olarak yazılanlara istediği için macerayı aşk, sabru sebat ve içli kızı işaretlemek durumundayız. Sorumuza geldik. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda numaralanmış açıklamalarla ilişkilendirilemez? Baktığımızda eserler verilmemiş, şairlerin önemli belirleyici özellikleri verilmiş. Bakalım gür sesli vatan şairimiz. Vatan şairi aslında bu kişinin lakabı. Kimdi o? Namık Kemal. Peki, ünvanı Hacı Evvel olan sanatçı istiyor. Hacı Evvel ilk hoca anlamına gelir, ilk öğretmen anlamına gelir. Bu da Ahmet Mithat Efendi zaten halkı eğitme geleneğiyle yazıyordu, onu da biliyorduk. Peki, döneminde üstad olarak adlandırılan Recaizade Mahmut Ekrem'dir ki o da Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Peki, kendisine Şair-i Azam lakabı verilmiş. Bu kişi de Tanzimat ikinci dönem sanatçısı olan Abdülhak Hamit Tarhan'dır. Muallim Naci hakkında bilgi verilmemiş. Peki, biz şurada ilklerin adamı diye verilen kişinin kim olduğunu da yazalım. O da Şinasi'dir. İkinci sorumuz. Aşağıda yer alan isimlerden hangisinin klasizm akımından etkilendiği söylenebilir? Şimdi Tanzimat döneminde sanatçıların etkilendikleri akımları düşünürsek, birinci dönemde klasizm ve romantizm. Aslında daha çok romantizm etkili olmuş çünkü sanat toplum içindir anlayışıyla hareket edilmiş. Ama birinci dönemde klasizmin de adını geçirebilmemizin nedeni Şinasi. Bu birinci dönemde etkili olanlar. İkinci dönemde ise realizm ve naturalizm etkili olmuş. Hatta ilk realist roman, ilk naturalist roman da ikinci dönemde verilmiş. Şimdi burada verilen isimlerden, klasizmden hangisinin etkilendiği istenmiş bizden. Şinasi doğru yanıtımız olacak. Sekizinci sorumuz. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Eski geleneği sürdürme çabaları içindeki bir kalemden yenilik yolunda fazla örnek beklemek biraz da iyimserlik olurdu. O, sanatının başlangıcında kaleme aldığı Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit'in de takdir ettiği Kuzu, Feryat gibi yeni soluklu manzumelerin arkasını getiremedi. Gene de Batı romantizmine, tiyatrosuna sırt çevirmedi. Köylü kızların şarkısı gibi yalın söyleyişe sahip ve halk deyişine yakın denemeler yapmaktan da geri kalmadı. Özellikle burada Köylü Kızların şarkısını vermiş. Köylü Kızların şarkısının Muallim Naci'ye ait olduğunu biliyoruz. Ama onun dışında şu üstte yazan cümlelere istinaden de söylemek istediğim birkaç bir şey var. Tanzimat ikinci dönemde çok önemli bir edebi tartışma olmuştu. Recaizade Mahmut Ekrem ve Namık Kemal arasında. Recaizade Mahmut Ekrem Batı tarzında edebiyatı, Muallim Naci ise Doğu tarzında edebiyatı savunuyordu. Hatta uyak anlayışları da birbirinden zıttı. Recaizade kulak için uyağı savunurken Muallim Naci göz için uyağı savunuyordu. Burada da hani eski geleneği sürdürme içinde olan bir kişi olduğundan bahsettiğinden Muallim Naci'yi de işaretlemek durumundayız. 9. soruya geldik.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? Tanzimat edebiyatı sanatçıları içinde şiirde asıl büyük yeniliği nokta nokta gerçekleştirmiştir. Divan şiirinin bütün kalıplarını kırmış, hiç duyulmamış kalıplar, olabildiğince uzun dizeler, kafiyesiz şiirlerle bütün biçimsel yapıyı alt üst etmiştir. Şiirinin içeriğini geniş, serbest bir hayal gücü oluşturmuştur. Şimdi Tanzimat Edebiyatı'nda şöyle bir bakış açısı vardı. Özellikle birinci dönemde. Biçimsel olarak eski şiir yazılıyordu. Ama konu yani öz olarak yeni şiir yazılıyordu. Bunu Hürriyet Kasidesi'nde çok güzel görmüştük. Hürriyet Kasidesi biçim olarak divan edebiyatına bağlı. Çünkü kaside nazım biçimiyle yazılmış. Ama öz olarak yani içerik yani konu olarak Fransız ihtilalinin etkisiyle yankı bulmaya başlamış hürriyet kavramıyla özdeşleşiyor. Dolayısıyla birinci dönemde yine böyle bir şiir anlayışı vardı. Ama ikinci dönemde özellikle şurada verdiği kafiyesiz şiirlerle yeni bir şiir yolu yaratmış kişiden bahsediyor. Biz biliyoruz ki ilk uyaksız şiir Validem yani Abdülhak Hamit Tarhan'a aittir. Dolayısıyla bu parçada boş bırakılan yere de Abdülhak Hamit Tarhan getirilmelidir. Soru. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'in şiir türünde verdiği eserlerden biri değildir? Devri İstila, Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı, Vatan Mersisi, Vaveyla. Devri İstila değildir. Çünkü tarihle ilgili bir inceleme yazısıdır. Yukarıda verilen eserlerden hangisi Türk Edebiyatı'nda bir ilk olma özelliği göstermez? Tanzimat döneminde pek çok ilk olduğu için bu dönemle ilgili çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi. Köylü Kızların Şarkısı ilk köy şiiri olarak geçecek. Tercüme-i Manzume Şinasi tarafından Fransızcadan çevrilen şiirler yani şiir çevirisi olarak geçecek. Validem Abdülhak Hamit Tarhan'ın ilk uyaksız ya da kafiyesiz şiiri olarak geçecek. Sahra yine Abdülhak Hamit Tarhan'a ait ilk pastoral şiir. Eşar-ı Ziya ise Ziya Paşa'nın şiirlerinin derlemesi, toplaması ama herhangi bir alanda ilk olma özelliği taşımıyor. Dolayısıyla yanıtımız E. İkinci soru. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şair-i Azam olarak bilinmektedir. Sanat için sanat anlayışındadır. Tezatlar şairi olarak bilinir. Zaten sadece Şair-i Azam'ı vermiş olsaydı bile bu kişinin Abdülhak Hamit Tarhan olduğunu bilmeliydik. Çünkü bazı kişiler unvanlarıyla tanınıyor. Mesela vatan şairi deyince aklımıza Namık Kemal'in gelmesi gerektiği gibi. İşte Sultan-ı Şuara deyince aklımıza Baki'nin gelmesi gerektiği gibi. Şair-i Azam'ı duyduğumuzda da aklımıza Abdülhak Hamit Tarhan gelmeli. Sorumuz, yukarıda numaralandırılmış eser tür eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmış? Müntebat-ı Eşar, şiir, doğru. Zaten Eşar'da şiirin çoğuluğu. Vaveyla, tiyatro. Vaveyla, Namık Kemal'e ait bir şiir. Zafername hicivdir yani eleştiri yazısı doğru. Çerkez Özdenler tiyatro. Aşık-ı Talat ve Fitnatsa ilk yerli romanımız. Dolayısıyla iki yanıtımız olacaktır. 14. soru. Yukarıda maddeler halinde edebi kişiliği verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hiciv şairlerindendir. Yani olumsuz anlamda eleştiri, gergi konularında eser vermiş. İkinci Abdülhamit için yazdığı hicivleri ünlü. Deccal, Şah ve Padişah, İstimdat, İran'da Yangın Var sanatçının şiir türündeki eserleridir. Eserleri de bize verdiğiyle yola çıkarsak eğer burada şair Eşref'ten bahsediyor. Birinci sorumuz bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bu eser Sadullah Paşa'nın Avrupai fikirlerini ortaya koymaktadır. Sadullah Paşa bu eserde medeniyetin en mühim yani önemli iki unsuru olan ilim ve tekniği yüceltmektedir. Sadullah Paşa insan aklının kudretini yüceltiyor, yaptığı keşifler ve icatlar sayesinde orta çağı aşarak yeni bir çağ yarattığını söylüyor. Sadullah Paşa'nın bu eseri üslup bakımından çok zayıftır. Peki bizim Tanzimat deyince, Sadullah Paşa deyince aklımıza gelmesi gereken bir eser var ki, üstelik burada
içeriği hakkında da bir bilgi verilmiş. O da 19. asır manzumesidir. Sorumuza geldik. Yukarıdaki sözleri aşağıdaki sanatçılardan hangisi söylemiş olabilir? Divan edebiyatı halk edebiyatından üstündür. Divan edebiyatının estetiği Türk edebiyatındaki yeri aşılmaz bir noktaya erişmiştir. Nasıl ki halk edebiyatı divan edebiyatından üstün değilse, hece vezni de aruz vezni ile boyu ölçüşemez. Onun yanında adeta kısık bir ses gibi kalır. Şimdi bizim Tanzimat'tan hatırladığımız, birazcık böyle ikilem arasında kalan bir sanatçı vardı. Önce halk edebiyatını yüceltmiş, divan edebiyatını yermişti şiir ve inşa makalesinde. Daha sonra bu fikrinden vazgeçmiş, Harabat adlı bir divan edebiyatı antolojisi kaleme almıştı ve bu sefer de divan edebiyatını yüceltmişti. Şiir ve inşada halk edebiyatını yüceltti. Divan edebiyatını da Harabat adlı eserinde yüceltti. Hatta arkadaşı Namık Kemal tarafından da bir eleştiriye maruz kaldı. Tahribi Harabat eleştirisine maruz kaldı. Bunu da Namık Kemal yazmıştı. Peki burada divan edebiyatını övdüğünü söylüyor. Dolayısıyla aruz da heceden üstündür diye söylüyor. O halde bu divan edebiyatını öven Harabat adlı eseri kaleme alan sanatçıdan bize bahsedilmiş. O kimdi peki? O da Ziya Paşa'ydı. Üçüncü sorumuza geldik. Yukarıda söz edilenler doğrultusunda hangi iki isim parçanın sonuna getirilebilir? Şiir üzerine gerçekleşen tartışmalar Tanzimat edebiyatına yön veren, hız kazandıran bir etkiye sahiptir. Bu tartışmalar genel anlamda eski yeni, kulak için, göz için kafiye merkezlidir ve tüm tarafların merkezinde de iki kişi vardır. Biz biliyoruz ki Tanzimat ikinci dönemde bir edebi tartışma yaşandı. O da kafiyenin yani uyağın göz için mi yoksa kulak için mi olması gerektiği ile ilgiliydi. Göz için olması gerektiğini düşünen taraf divan edebiyatı geleneğini savunan taraftı ve bu tarafın en ateşli savunucusu Muallim Naci'ydi. Onun karşısında Batı etkisindeki Türk edebiyatına kendini daha çok adapte etmiş olan bir sanatçımız vardı. Döneminde üstat olarak da tanınan, öğrencilerini de yetiştiren bir kişi. O da uyağın kulak için olması gerektiğini savunuyordu. Yani sadece harflerin uyumuna değil, benim kulağıma o ahengin gelmesi yeterli diyen taraftaydı. Kulak için uyağı savunan da Recaizade Mahmut Ekrem'di. Dolayısıyla bu parçada son iki boşluğa Recaizade ve Muallim Naci'nin gelmesini bekliyoruz. O da bizim karşımıza B seçeneğinde verilmiş. Buza geldik. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda edebi kişiliği verilen sanatçıya ait değildir? Bakalım. Eski şiirin temsilcisi olarak tanınmasına rağmen Batılı şiir tarzında başarılı örnekler yazmıştır. Aruz ölçüsünü kullanmıştır. Köyden söz eden ilk şiiri yazmıştır. Çocukluk anılarını anlatırken sade bir dil kullanmış ve en sade Tanzimat nesrini o yazmıştır. Eski şiirin temsilcisiymiş bu. Benim aklıma bir isim geliyor. Göz için uyağı savunan bir kişi vardı. Değil mi? Muallim Naci'ydi Recaizade'nin karşısında. Peki diğer maddelerde Muallim Naci'yi sağlayacak mı bakalım? Aruz'u kullandı mı? Evet. Köyden söz eden ilk şiiri yazdı mı? Köylü kızların şarkısı. Doğru. Bunu yazdık. Peki çocukluk anılarını anlattığı bir eseri var mı? Var. O da Ömer'in Çocukluğu. Şurada bir sözcüğü daha açıklayalım. En sade Tanzimat nesrini o yazmıştır. Nesir yani düz yazısını o yazmıştır. Peki bize Muallim Naci'nin eseri olmayan eseri bulmamızı istiyor. Bakalım. Şerare onun, Ateşpare onun, Firuzan onun, Sümbüle onun. Peki Vaveyla eseri kimin? Vaveyla eseri ise Namık Kemal'in vatanla ilgili duygularını yansıttığı bir eser. Dolayısıyla E seçeneği cevabımız oluyor. İkinci sorumuza geldik. Yukarıdaki eser sanatçı eşleştirmelerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Divançe-i Cevdet Ahmet Cevdet Paşa tarafından yazılmış. Doğru. Pejmür'de Recaizade Mahmut Ekrem'in. Doğru. Şerare Muallim Naci'nin eseri. Doğru. Yadigâr-ı Harp Namık Kemal denmiş. Hayır, doğrusunu yazalım. Namık Kemal değil, Şair-i Azam olarak tanıdığımız kişi. Yani kimdi? Abdülhak, Hamit, Tarhan. Bu arada Şair-i Azam dedim. Şairlerin lakaplarını da yine bilmemiz gerektiğini size hatırlatayım. Heves ettimse Nabizade Nazım tarafından kaleme alınmış. Dolayısıyla D seçeneği yanıtımız oluyor.
6. sorumuza geldik. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat ikinci dönemi başlatan sanatçıdır. Aslında burada kafamızda bir ismin şekillenmiş olması lazım. Döneminde üstat olarak tanınır. Edebiyat kuramcısı olarak yeniliklere öncülük etmiştir. Yol göstericiliği ile öne çıkan sanatçı Servet-i Fünun döneminin oluşmasını sağlamıştır. Şimdi bu dönemde üstat olarak tanınıyor. Edebiyat kuramcısı. Çünkü kendisi edebiyatla ilgili bir ders kitabı da yazmıştı. Onu da yazalım buraya. Talimi edebiyattı. Yol göstericiliği ile öne çıkmış. Zaten o Servet-i Fünun dergisini alıp onun başına Tevfik Fikret'i geçiren kişiydi. Dolayısıyla böyle bir yol göstericilik de yapıyor. Bu dönemin oluşmasını sağlıyor. Peki Tanzimat ikinci dönemde talimi edebiyatı yazan, bir üstat olan, bir öğretmen olan, ders kitabı yazan isim kimdi? Recaizade Mahmut Ekrem'di. Hatırlatalım, kendisi aynı zamanda kulak için uyağı savunan taraftı. İkinci sorumuzdayız. Yukarıdaki şiir parçası içeriği göz önüne alındığında aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? Hasret beni cayır cayır yakarken bedenimde buzdan bir el yürüyor. Hayaline çılgın çılgın bakarken kapanası gözümü kan bürüyor. Bu ayrılık bana yaman geldi pek. Ruhum hasta, kırık kolum kanadım. Ya gel bana ya oraya beni çek. Gözümün nuru oğulcuğum, Nijat'ım. Şimdi burada bütün bir şiiri vermiş ama siz şunu hissedebilirsiniz. Ben bütün şiirleri ezbere bilemeyebilirim. Nasıl bu soruları çözeceğim diye. Nasıl bir ipucu vermiştim size? Ya şiirin başlığını verir. Zaten siz sanatçı eser ezberlerken şiirlerin başlığını ezberlemek durumundasınız. Ya da içinde o şiirin kilit sözcüğü geçer. Burada da Nijat olarak geçmiş. Bu Ah Nijat şiirinden alınmış bir bölüm. Ah Nijat şiiri de kime aitti? Recaizade Mahmut Ekrem'e aitti. Ölen oğlu Nejat için yazdığı bir şiirdi. Zaten şiirin tamamına bir daha baktığınızda şu dizeden ya gel bana ya oraya beni çek diye aslında duygularını da ifade ediyor. Ölmüş oğlu için üzüntüsünü dile getiriyor bu şiirde. Biz de nereden çıkardık? Son dizede geçen Nijat sözcüğünden bunu çıkardık. Evet, 8. sorumuz. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Ölümü ve metafizik konuları ele alan felsefi şiirler yazmıştır. Aşk, doğa, vatan sevgisi işlediği konulardandır. Sanat için sanat anlayışındadır. Aruzun yanında heceyi de kullanmıştır. Baktığımızda özellikle Tanzimat 2. dönemde ölüm sözcüğü geçtiğinde ya da metafizik yani fizik ötesi kavramlar dendiğinde aklımıza gelen bir isim var. O da Şair-i Azam. Peki Şair-i Azam'ın özelliklerini diğer maddeler sağlıyor mu? Evet, onları da tekrar gözden geçirdiğimizde burada söz edilen kişinin Abdülhak Hamid Tarhan olduğunu görebiliyoruz. 9. soruya geldik. Bu cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun isim aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat Edebiyatı'nın en coşkulu şairi olan nokta nokta Türk Edebiyatı'nda vatan şairi olarak bilinir. Demek ki bizim şairlerin lakaplarını çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eser verilmese bile lakabından yola çıkarak o sanatçıyı tanıyabilmeliyiz. Peki bizim vatan şairi olarak bildiğimiz sanatçı kimdi? Namık Kemal'di. Sorumuzdayız. Yukarıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Namık Kemal Vaveyla demiş. Doğru. Ziya Paşa Zafername ile eşleştirilmiş. Doğru. Recaizade Mahmut Ekrem Garam'la eşleştirilmiş. Yanlış. Garam şiiri Şair-i Azam'a aitti. Yani Abdülhak, Hamid, Tarhan. Muallim Naci Köylü Kızların Şarkısı ki köyden bahseden ilk şiir olarak tanıyoruz onu. Ve Abdülhak, Hamid, Tarhan'ı da Hacri ile eşleştirmiş. Doğru. 11. sorumuza geldik. Adem Kasidesi aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Adem Kasidesi Akif Paşa tarafından yazılmış bir kasidedir. Adem yokluk anlamına gelir. Dikkat edin, şöyle olsaydı, Adem olsaydı insan diyebilirdik. Ama bu Adem diye yazılmış. Yani düzeltme işaretinin kullanım gücünü görebiliyoruz. Adem kasidesi dediğim gibi yokluk anlamına gelen bir felsefedir. Birazcık daha bireyci, felsefi bir şiirdir diyebiliriz onun için. İkinci sorumuz. Şinasi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Tanzimat edebiyatının kurucularındandır denmiş. Doğru bir bilgi. Klasisizm akımından etkilenmiştir. Bu da doğru. Hatta şu paranteze açabiliriz. Tanzimat birinci dönemde sanat toplum için anlayışı yaygındır. Ama şinasi bir birey olarak, klasik bir sanatçı olarak değerlendirebiliyorduk bunun dışında. AG Efendi ile ilk şiir çevirilerini yapmışlardır. Doğru, hatta Fransızcadan ilk şiir çevirileri, tercümeyi manzume olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Şinasi zaten ilklerin adamıydı. Gazete ve edebiyatı halkı eğitmede bir araç olarak görüyorlar. Zaten gazete sayesinde halka seslenecekler. Doğru. Genelde lirik şiirler yazdığı söylenmiş. Lirik yerine lirik duygusal şiirlerdi ya. Biz Şinasi için lirik yerine didaktik kavramını kullansak daha doğru olacak. Didaktik neydi? Öğretici şiirlerdi. Dolayısıyla yanıtımız E seçeneği olacak. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Tanzimat dönemi Türk edebiyatı için bir dönüm noktasıdır. Birçok yeniliği bu dönemde yaşamıştır Türk edebiyatı. Abdülhak Hamit'in kafiyesiz ilk şiir örneği Sahra, aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber bu dönemin sadece iki önemli adımıdır. Biz biliyoruz ki Tanzimat döneminde pek çok ilk var. Bu ilklerden birkaç tanesini buraya koymuş. Bakalım doğru mu? Abdülhak Hamit'in kafiyesiz ilk şiir örneği Sahra değil. Kafiyesiz ilk şiir örneği Validem'dir. Dolayısıyla burada 3 numaralı bölümde yanlışlık yapılmış. Peki biz diğerini okuyalım, onu da öğrenelim. Aruz'da yazılan ilk manzum tiyatro eseri ise Eşber denmiş. Bu da yine doğru bir bilgidir. O halde bizim burada düzeltmemizle beraber yanıtımız C seçeneği olacak.